Merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü programımızın konusu Rusya. Rusya'yı konuşacağız. Malumunuz Rusya çok büyük bir ülke. Gerek coğrafyası, gerek ekonomisi, gerek kültürü, gerekse nüfus açısından büyük bir ülke. Dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Rusya'yı tartışacağız. Türkiye ilişkilerine bakacağız. Genel olarak Rusya'da neler olduğunu programa katılan Altuğ, Sedat ve Tarkan'la beraber konuşacağız. Tabii Rusya'yı çok boyutlu konuşmak, düşünmek, ele almak lazım. Sadece siyasi değil, politikası, ekonomisi, kültürü, toplumlar arasındaki ikili ilişkiler ve tabii spor da gayet gündemde ve önemli bir konu olarak gündemi meşgul ediyor. Soçi'de çok güzel bir faaliyet var, çok güzel bir spor şöleni izliyoruz her gün. Var mı bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek olan? Şimdi 1980 yılında Moskova'da yaz olimpiyatları olmuştu. O tarihten bu yana Rusya'da ilk kez bir olimpiyat düzenleniyor, kış olimpiyatları. Hatta 80 olimpiyatlarında o soğuk savaş dönemi yıllarında bir boykot olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başı çektiği Batı bloğu katılmamıştı. Ağırlıklı demir perde ülkelerinin katıldığı bir yarışma oldu. Hatta 84'te de Los Angeles olimpiyatlarına bu sefer Doğu bloku ülkeleri katılmamıştı. İlk kez yıllar sonra 2014'te böyle Rusya'da çok katılımlı, güzel bir organizasyon var. Evet. Hatta ben gelirken de bir Rusya-Amerika buz hokeyi maçı vardı. İki ülkede o branşta çok iddialı. Böyle baktım bayağı cıvıl cıvıl bir ortam vardı. Evet. Putin de oynuyor. Evet, buz hokeyi oynadı. Oynuyor, doğru, kelebek yüzüyor. Ruslar aslında sporda bayağı iyiler. Putin zaten. Siyah kuşak judocu bu arada. Siyah kuşak. Evet. Güreş de seviyor. Marifetli konularda. Spora yatkın. Ben Soçi'ye gittim. Evet. Birkaç defa. Yani siz de gittiniz, gördünüz. Soçi, Krasnodar eyaletinde bir şehir. Rusların Antalya'sı. Yani öyle geçer. Orada işte yazın tatil vesaire. Fakat bir özelliği var. Kış mevsimi de çok yoğun. Antalya gibi yine orası da. Evet. Yaşanabilen bir yer. 2009 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Olimpiyatlar işte karar verildi, kış olimpiyatları biliyorsunuz. 30 milyar dolar civarında bir yatırım kararı çıktı Duma'dan. Fakat sonra Putin bunu 40 milyar dolara çıkardı. Yani spora da ne kadar önem verdiğini buradan da göstermiş olduk. Şimdi biz Türkiye olarak da yani çok fazla sporcu gönderemedik ama inşallah ileride çok daha fazla olur bizim kış sporlarıyla ilgili sporcularımız. Ama biz de Türk müteahhitleri olarak ciddi bir destek verdik oraya. Doğru. Ciddi bir faaliyet yaptık. Hatta Putin de başbakanımıza bizzat teşekkür etti bu konuda. Evet. Başbakanımız hemen oraya bir ziyaret gitti. Etti Soçi Olimpiyatları. Hı-hı. Yani hı-hı. Aslında Türkiye-Rusya çok sıcak ilişkiler içerisinde. Yani böyle tarihten gelen ciddi ilişkilerimiz var ama hani günlük baktığımızda güncelde hakikaten çok sıcak ilişkiler, karşılıklı diyaloglar var. Evet. Şu an tabii devam eden iş projesi Türklerin orada Rusya'da 1200'e yakın. Rusya'da Türk iş adamlarının projelerinin sayısı 1200'e yakın. Zaten 30-35 milyar dolarlık bir şey var. Ticaret hacmi var ama çok kısa sürede 100 milyara çıkacak gibi bir rakam bu. Evet. Yani çok kısa sürelerde çok büyük potansiyel var. Özellikle bizim arttırmamız lazım. Bizim 5-6 milyar dolar ihracatımıza karşılık 23 milyar civarlarında da Rusya'nın ithalatımız zaten var. Bizim güney bölgelerimiz bir nevi küçük Rusya gibi oluyor. Evet, bizim. Doğru. Antalya başta Alanya. O çok acayip. Ben yanlış duymadıysam 300 bin kadar Rus Türk vatandaşı olarak orada ikame ediyorlar. Yani güney sahillerimizde. Yani Türklerle birlikte yaşıyorlar. Tabii. Bir de geçen gün bir makalede okudum. İnanç turizmi de Rusya'dan Türkiye'ye çok fazla ve bu 2013 yılında %100 artmış. Türkiye'deki Sultanahmet başta olmak üzere İstanbul'daki tarihi özellikle dini turizm denilen, inanç turizm denilen yerleri çok fazla ziyaret ediyorlar. Çok fazla ilgi olduğu yazıyordu makalede. Bu neden kaynaklanıyor Sedat biliyor musun? Biliyorsun tabii. Putin'den kaynaklanıyor. Birçok köşe yazarı özellikle Rus köşe yazarı, araştırmacı, işte stratejistler, Türk-Rus politikalarını takip eden kişilerin köşe yazılarının hepsine bak. Ortak bir şey diyor ki Putin gibi devlet adamının Rusya'da başkan olarak seçilmiş olması Türkiye için çok büyük bir şans diyor. Ve inançlı ülkeler için de çok büyük bir şans. Hepsi için öyle tabii ama. Çünkü Putin inançlı biri. Dine çok saygılı, İslam'a çok saygılı ve çok sıcak bakıyor.
Hatta bir daha sonra söyleyeceğim alıntılar var da. Bir ifadesi de diyor ki biz diyor İslam'ı çok seviyoruz, çok sıcak bakıyoruz ve İslam dendiğinde ben Kur'an'ı anlıyorum diyor. Çok önemli bir ifade bu. Bunu sonra yine hani, lafı evet. iyiyle konuşuruz da. İslam dendiğinde ben Kur'an'ı anlıyorum diyor. Bu çok önemli bir sözü bence Putin. Ailesi de dindarmış. Yani evet. annesi gizli annesi. Vaftiz evet. etmiş evet. kendisini. Evet. O daha sonra açıklamıştı ileriki evet. yıllarda bunu. Evet. Bu son 15-20 yıl içinde 7000 cami yapılmış Rusya topraklarında. Rusya'da. Ve 7 tane büyük İslam üniversitesi var. Hı hı. Yani bu da çok ciddi rakamlar ve çok ciddi anlamda İslam'ın gelişmesi yönünde. Tabi İslam'ın olduğu gibi Kur'an'a dayalı gerçek İslam'ın gelişmesi yönünde çabaları var. Hatta Türkiye'yi bu yönde biraz da öncü görüyorlar kendilerine. Evet. Çünkü hakikaten dünyaya bakıldığında hani gerçek İslam'a yakın olan ülke ve tarihte de zaten İslam'ın bayraktarlığını yapmış ülke Türkiye. O yüzden ayrı bir sempati duyduğu, yakınlık duyduğu evet. belli oluyor yani Putin'in. Onu zaten ortak dostlarımızdan da biz biliyoruz. Hocamızı zaman zaman ziyaret ederler. Orada Rusya Müslümanlar Konseyi Başkanı Sayın Ravil Gaynuddin vardır. Rusya Merkez Müftüsü yine Talgat Taceddin Efendi vardır. Bunlar geçmişte hocamızı çok sık ziyaret ettiler. Evet. Hatta orada da arkadaşlarımız çeşitli vesilelerle görüşüyorlar. Birçok organizasyon yapıldı beraber. Burada konferansınızda evet, konuşmacı orada oldu. Orada yapıldı Moskova Camisi'nde. Evet. Hangi konferansta verdiniz bizim? Dinler arası diyalog mu? Diyalog. Öyle evet, konferansımız oldu. Evet, geniş çaplı Rusya'dan gelenler evet. oldu. Zaten evet. buradaki elçilik, konsolosluk mensuplarından da geldiler. Katılanlar oldu. Evet. Evet, Rusya'dan hatta Rusya'dan sadece Müslüman temsilcisi olarak değil, Yahudilerin temsilcisi geldi, Ortodoksların temsilcisi geldi. Yani böyle Ruslarla her zaman böyle iyi ilişkilerimiz Özel oldu. Özel bir kare hatırlıyorum oradan. Biz tabii Türk İslam Birliği haritasını böyle geniş duvara asmıştık. Rus diplomat haritanın yanına kadar gelip böyle ince bütün sınırlar nereden nereye hepsi böyle ince. Yani şöyle tabii biraz da enteresan oldu. Yani normalde bu Soğuk Savaş'ın getirdiği bir bakış açısı ister istemez özellikle diplomatlarda oluyor. O şöyle bir şey zannetti. Hani bir an ne oluyor burada? Hani bir baktı Rusya'dan ciddi misafirler var. Böyle çok nezih bir toplantı, ciddi bir toplantı. Bir de haritayı görünce acaba neler oluyor? Bir şeyler mi var burada bilmiyoruz gibilerinde. Evet. Sonra biz de tabii konuşunca biz dedik bu inşallah Türk İslam Birliği bir kardeşlik, bir sevgi birliği dedik. İnşallah bunun içerisinde Rusya da yer alacak dedik. Bu bölgede barış ve huzuru amaçlayan bir birliktelik dedik. Mesela son derece sevinçli bir şekilde oradan ayrıldık. Evet. Hatta kendisi de bayağı destek verdi bizim o zamanki çalışmalarımıza. Sayın eski Büyükelçi Çernişev de mesela hocamızla görüşüldüğünde bunları anlatıldı. Evet. Yani en mesafeli, en donuk gibi görülen devlet adamlarında bile ciddi bir Türkiye muhabbet var. Bu çok enteresan. Biz bunu gözlemledik yani. Evet. Putin zaten en başta yani Harun Yahya eserlerinin Rusya'daki en büyük destekçisi. Ve tek. Ya o çok, çok enteresan bir de o. Şimdi siz de biliyorsunuz Merkez Moskova Camii. Eskiden de Tatar Camii olarak da söylediğimiz yerde kiosk var ve burada sadece Harun Yahya kitapları vardı. Ve bu 1995 yıllarından beri doğru, böyle. Yani bizzat her gittiğimde şaşırırdım yani böyle hani neden sadece böyle oluyor diye. Gerçekten son derece kıymet biliyorlar, son derece önemsiyorlar ve oranın merkezi konumda bir yerinde ve her gidildiğinde çok rahat görülecek bir yerinde sergilenmişti kitaplar. Evet. Hala sergileniyor. Yani bu da gerçekten hem Putin'in hem Rusya'nın ne kadar önem verdiğini Rus halkı bir de dediğin çok doğru. Yani toplum yapısı olarak da çok böyle kaliteli, kültürlü, sanata, estetiğe çok önem veren insanlar. Evet. Eğitim sistemi de öyle. Yani bir kere iki dil biliyorlar en az. Her kız olsun erkek olsun mutlaka ilkokuldan başlayan bir sanatsal eğitimi var. Yani tanıdığım herkes diyeyim istisnasız. Ya piyano çalıyor, ya işte resim yapıyor, ya müzisyen, ya keman çalıyor, balerin. Evlerde var piyano. Mesela ben de onu çok şaşırmıştım o zaman. Hani küçük evler, hani o komünizmin getirdiği standartlarda gayet küçük evler. Yani bizim buradakilerle hiç alakası yok. Evet. Ama piyano var evde. Doğru. Ama bakıyorsunuz hani dediğin gibi bale yapıyor ya da spor yapıyorlar. Yani hepsi böyle bir sanat, kültür, bir spor faaliyeti içerisinde. Her ailede bu var. İşte hocamızın kitaplarının da orada bu kadar rağbet görmesinin en önemli sebebi bu. Lerinden bir tanesi bu. Çünkü
çok modern insanlar, çok medeni insanlar. Putin'de kendi ifadesi var. Ben İslam dilinde Kur'an'ı anlıyorum evet. diyor. Hocamızın da çalışmalarının tamamı hep Kur'an'a dayalı çalışmalardır ve Kur'an'a uygun olan hadislere dayalı çalışmalardır. Ve tabii ki kitaplarındaki estetik, kalite, sanat, tabii. renkler ve uyum olağanüstü olduğu için çok ilgi ve alaka çekiyor. Özellikle Rus Doğru. toplumunun önem verdiği bir şey bu. Yoksa yani değil mi? Basit bir kağıda da yazılabilir belki onlar ama ilgi ve alakanın dikkatin çekilmesi için çok önemli bir strateji ve çok etkili de bir strateji aynı zamanda Rusya'da bu. Tabii orada kritik bir nokta var. Bizim daha önce de hep konuştuğumuz bir nokta. Putin bağnazlığa karşı bir evet. çıkış, bir çözüm evet. arıyor. Evet. Dünyada olduğu gibi. Evet. Tüm ve özellikle Rusya çok merkezi bir yerde olduğu için bu şekilde bağnazlığa karşı ilmi mücadele yapabileceği eserleri Doğru. arıyorlar. Doğru. Gerçekten de biraz önce bahsettiğimiz gibi hocamızın eserlerinde bu var. Kur'an'a dayalı böyle gerçekten ilmin ışığında hazırlanmış eserler. Mesela çok fazla etnik biliyorsunuz evet. köken var Rusya'da. Evet. Buna karşı işte Müslümanlar var, Ortodokslar var ve Müslümanlar da çok ciddi 30 milyona yakın evet. bir Müslüman evet, evet. şey var, nüfus var, var orada. Çok kalabalık, çok etkinler. Dolayısıyla bağnazlıktan uzak, modern, Kur'an dayalı bir İslam'ın orada yaşaması çok önemli. Önemli, evet. Evet, şimdi bak o konuyla ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu Rusya'nın Müslümanlıkla tanışma günü diye bir günü var her yıl kutlanan Bolgar şehrinde. Bu yıl hatta 1125.si kutlandı. 2002 yılıydı zannediyorum. Ona bizim global yayıncılığı temsilen arkadaşlarımız da katılmıştı. Hatta bir tek biz katılmıştık Türkiye'den. Bir de Diyanet'ten görevli bir abimiz katılmıştı. Orada beraber resimler çektirildi. Sayın işte Talgat Taceddin, Ravil Gaynuddin de oradaydı. Şimdi onun bu yılki etkinliğinde Putin diyor ki hiçbir şekilde diyor zannedilmesin ki biz İslam dünyası bir parçalanmışlık, bir bölünmüşlük içinde olsun. Yeni haritalar oluşsun. Bunun derdinde değiliz diyor. Bizim böyle bir beklentimiz de yok diyor. Hatta biz diyor İslam dünyasının bir birlik içinde olması gerektiğine inanıyoruz diyor. Birliğin kuvvetli olması gerektiğine inanıyoruz diyor. Ama bunun İslam'ın temel eserleri üzerine hoşgörülü, kapsayıcı bir temel üzerine olmasını istiyoruz diyor. Hatta İslamiyet'in Rus halkına, Rus devletine kattıklarını anlatıyor. Manevi kalkınmamızda büyük bir etkisi olmuştur diyor, emeği olmuştur diyor. Hatta Putin İslam Birliği istiyor diye bazı yayın organlarında, basın yayın organlarında bu çıkmıştı. Yani onları çok iyi vurgulamamız lazım. Putin mesela İslam İslam örgütüne işte üye oldu Rusya biliyorsunuz. Hı hı. Yani gözlemci sıfatıyla üye oldu. Mesela bu İslam İşbirliği Teşkilatı. Evet, yeni adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye oldu. Şimdi bu çok önemli bir gelişme. Yani dıştan baktığınızda Hristiyan görünen bir ülkenin böyle bir şeyin talebinin olması aslında içeriğine baktığınızda çok akılcı. Akıllıca yani. Çok güzel. Gerçekten öyle 30 milyon barındıran, Müslümanı barındıran bir ülkenin ve sadece kendi ülkesinde değil, yani dünyadaki etkisini arttırmak adına, dengelerini korumak adına zaten yapması gereken bir atılımdı bu. Yani yapması gerekeni yaptı. Çünkü hani laf lafı açıyor, hemen ben Orta Doğu'ya doğru getireyim lafı. Mesela Suriye konusu. Şimdi daha önce de hocamız da birçok kere anlattı. Suriye sorununun çözülmesinde Rusya çok önemli bir kilit. Çünkü biliyorsunuz son 60 yıldır Rusya Suriye'de var ve Suriye artık iç içe geçmişler. Rusya'nın önemli bir merkezi ve üssü olarak Suriye yer almış. Şimdi çok fazla bir nüfuzu var burada Rusya'nın. Bir tarafta da Türkiye var. Yüzyıllarca aynı şeyde birlikte yaşamışlar. Din kardeşlerimiz orada. Akrabalar var orada. Birçok kardeşimizin akrabası orada. Böyle bir durumda Türkiye'nin Rusya ile ayrıca bir işbirliğinin önemi ortaya çıkıyor. Yani Suriye'de akan kanın durması adına ciddi bir işbirliği yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Rusya'nın da daha önce bir böyle bir şeyler olma ihtimalleri vardı. Hocamız bunu birkaç kere de dillendirdi. Ama işte gene dediğim gibi belki de Soğuk Savaş'ın getirdiği reflekslerden dolayı işte Batı'ya karşı bir şey meydana geliyor her zaman için. Bir durak gibi böyle duruyor olaylar. Halbuki bunu Türkiye, Rusya ve Batı ile birlikte oturulup konuşulsa ve bağnazlığa karşı
ortak ilmi mücadele kararı alınsa, kardeşlik, huzur adına orada çok güzel bir yönetim kurulabilir. Evet. Hatta hocamızın teklifi olmuştu. Esat ve ailesinin oradan can güvenliği sağlanarak çıkması, daha sonra gerekirse ortam hazırlandığında seçimlere katılmak üzere geri dönmesi gibi bir proje hayata geçirildiğinde bu Orta Doğu'nun merkezinde ciddi böyle barışa, birliğe doğru bir adım olur. Evet. Şimdi Türkiye, Targın dediği doğru, Batı'yı Rusya ile bir denge unsuru olarak çoğu zaman kullanıyordu. Ama yine Tarkan anlattığına paralel, Türkiye ile Rusya çok önemli bir noktaya geldi günümüzde. Yani artık iki ülke rekabet ederken işbirliği yapmayı da çok güzel yürütmeye başladı ki özellikle bunda tabii ki Sayın Başbakanımızın ve Dışişleri Bakanımızın çok önemli rolü var. Sayın Davutoğlu'nun da önemli bir eseri var. O eserinde de dış politikayı çok çok güzel anlatıyor. Komşularla sıfır sorun, işte içeride ve dışarıda dengeli gidilmesi, devlet bazında hükümet yetkililerinin görüşmeleri ama buna paralel bir ikincil görüşmelerin de yapılması, yani siyasetin de yapılmasının önemi, yani kültürel boyutta ilişkilerin geliştirmesine de çok çok önem veriyor. Bu önemli bir şey. Yani Türkiye ve Rusya bu fırsatı iyi değerlendirirse, yani tabii ki rekabet güzel bir şey. İki ülkenin de gelişmesini sağlar. Daha büyümesini sağlar. Güzel, önünü açar. Ama rekabet ederken düşman olunması gerekmez. Bu kültür güzel oturdu şu an. İşbirliğini de geliştiriyoruz bu şekilde şu an. Zaten enerji hatlarında ortak bir bölgede şeyimiz var, yani evet, yapılanmamız var. O çok evet, önemli. Rusya bence yani Batı'ya güvendiğinden çok daha fazla Türkiye'ye güveniyor. Yani orası açık. Batı konusunda haksız bulmuyoruz. Çünkü mesela Libya'da gördük işte, yani dışladılar Rusya'yı, yani Libya'da. Yani hocamız her zaman söyler, yani Rusya hani asil bir millettir, asil bir devlettir, köklü bir devlettir. Onuruna düşkün bir devlettir. Özellikle Putin de zat halinde öyle bir insan. Yani adam yerine konmak istiyor. Değer gördüğünü bilmek istiyor. Yani bunu Libya'da yapmadılar. Şimdi aynı şeyi Suriye'de tekrarlamayacaklarının da bir garantisi yok. Bir yandan da hani Tarkan'ın da anlattığı gibi ciddi böyle radikal bağnaz bir yapılanma da var. Hani her programda konuşuyorduk. Suriye'de, Irak'ta gelişmeler haklı çıkarıyor yani hocamızın dediklerine evet, en başta. Bunları da görmemek mümkün değil. Tabii. Şimdi iki tarafa da temkinli yaklaşması normal Rusya'nın. Tabii. Gerçi, sıcak denizlere açılma politikası hep duyarız ya. Evet, o tarihi, işte tarihten beri Rusya'nın. Aslında çok doğru. Çünkü büyük ülke, süper devlet bunlardan şey duramaz, yani geri duramaz ve dünyadaki dengeyi de sağlıyor. Hani Batı karşısında bir denge de, denge unsuru da Rusya ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye aslında Rusya için çok güzel bir partner diyelim. Evet. Ve birlikte yani Türkiye'nin manevi aracılığıyla diyelim, köprü aracılığıyla Rusya gerçekten hem Orta Doğu'ya hem Batı'ya çok güzel ilişkilerini kurabilir, genişleyebilir. Yeter ki Türkiye'nin o inşallah İslam'a bakan olan gerçek yüzünü göstersin. Bağnazlığa karşı o mücadeleci, o ilmi mücadeleyi ortaya koyduğu yüzünü göstersin ve doğru bir yolda, istikamette birlikte adım atsınlar. Yoksa öbür türlü yani bazı o eskiden işte real politik dedikleri bir takım çıkarlara dayalı hep böyle bir karşılıklı böyle bir itişme, kakışma gibi bir ortam meydana gelecek, gelebilir. Bu gördük yani artık evet, son 100 yılı gördük. Yani hiçbir şekilde aynı masaya oturulamıyor. Aynı masaya oturulsa da evet, netice alınamıyor. Böyle gerçek bir netice evet, alınabilmesi için gerçekten Türkiye'nin önderliğinde bir sevgi birlikteliği, bir kardeşlik ortamının sağlanması lazım. Evet. Ya Rusya'sız zaten olması mümkün değil yani. İran da mesela Rusya'nın çok eline bakan bir ülke. Tabii. İran öyle, Suriye öyle. Tabii. Mısır öyle. Mesela evet, bu kadar darbe konusunda değil mi? Amerikan en azından hani desteği görünürde olmasa bile hani bir nevi öne açıldı gibi Mısır'daki evet, darbenin. Şimdi Mısır mesela Amerika'dan daha çok Rusya'ya bir teveccühü var. Mesela evet, Putin orayı ziyaret etti, konuşuldu. O yüzden Rusya, Türkiye, zaten Rusya bunu dillendiriyor Putin. Beraber masaya oturalım diyor. İran'da olsun, Türkiye'de olsun, Suriye'de olsun diyor.
onu oluşturabiliriz yani. Tabii bunu Batı'yı ürkütmeden yapmak lazım. Hani Batı da bunu kendine bir tehdit algısı olarak algılamaması lazım. Hani bir yerde İran, Rusya, Türkiye, Suriye, Mısır gibi bir birliktelik Batı'yı tedirgin edebilir. Halbuki onlara da demek lazım ki bu bir sevgi birlikteliği, bir kardeşlik. Bu zaten sizin de menfaatinizi. Bakın şimdi Suriye'de Batı Esad'ı desteklemek zorunda kalıyor. Mısır'da darbeyi desteklemek zorunda kalıyor. Şimdi bu kendi içlerinde de çelişiyorlar tabii. Demokrasileriyle, tabii. Kültürleriyle. Tabii. Niye böyle bir şey gerek olsun? Tabii. Herkes bunun garantörü olup orada gerçekten modern, ılımlı bir yönetim olacağına hep beraber garanti verilsin. Hiçbir şekilde radikal gruplar desteklenmeyecek. Ortak bir şey de alınacak, tavır da alınacağı evet. Söylensin. Bir anda biter oradaki çözüm gelir doğru. Yani. Avrupa Birliği'nin tek bir politikası yok ki ama. Mesela şimdi Almanya, Ukrayna oldu mu aktif rol oynuyor. Bir de Rusya karşıtı bir rol oynuyor orada. Bayağı bir çekişme var. Ama mesela Afrika'da yapılan zulüm bazı ülkelerde, özellikle Orta Afrika'yı da inşallah biraz konuşuruz. Orada sıra benim bölgem diyor Fransa. Mesela diğer bölgeleri oradan, diğer ülkeleri izole ediyor. O da oraya bakıyor. Yani onların da tek bir politikası yok. Tabii. Yani o zaman da samimiyeti sorgulanır yani. Bir taraftan da Rusya tabii ben geç kaldım diyor Afrika'ya girmekte. Evet. Oradaki ülkelerle tanışmakta, onları tanımakta. Ki 1945'lerde herhalde aşağı yukarı en geç onlar giriyor Rusya oraya. Yani ikili ilişkiler anlamında. İşte İngilizler, Fransızlar, Amerikalılardan çok çok sonra. Dolayısıyla bir geç kalmışlığın getirdiği bir panik de var Rusya'da. Yani bir taraftan Çin'i de tehdit olarak görüyorlar. Potansiyel diğer bir tehdit Hindistan olarak konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdi öyle bir manzara var ki ben şimdi mesela okuduğum bütün kitaplarda, bütün eserlerde şunu görüyorum. Bak, Rusya'nın başına git, yani birinci Petro'dan başlayalım, Çar'dan. Yaptığı ilk şey senin az önce söylediğin donanma, yani kadırga deniyor o zaman. Dünyanın en büyük kadırgasını yaptırıyor mesela. O yetmiyor, o donanmayı çok yakından takip edebilmek için iki tane çok büyük saray yaptırıyor. Yani tepeden onları kontrol etmek için. Yani bu kadar önem veriyor. Şimdi bu donanmayı niye yapıyor bu adam? Akdeniz'de güç sahibi olmak için. Yani hem kendi ülkesini korumak için hem de oradaki menfaatlerini korumak için ve dengeleri korumak için. Günümüze kadar geldiğinde bu bakış açısı devam ediyor. Yani sıcak sularda bir hakimiyet. Peki bu hakimiyet neden böyle bir şey getiriyor insanda? Savunma refleksinden dolayı. Peki savunma refleksi niye olur? Bir ihtimal var işte, bir potansiyel saldırı olabilir. Bu ihtimale karşı, bak ortada öyle bir şey yok aslında, bir saldırı yok. Ama muhtemel bir saldırı için adam kendisinden binlerce kilometre uzaktaki bölgelerde tedbir almak zorunda kalıyor. Bu şundan kaynaklanıyor, güvensizlik var az önce Tarkan'ın dediği gibi. Yani insanlar, ülkeler birbirlerine karşı samimi olmalılar. Birbirlerine karşı ya kardeşim sen bize güvenebilirsin, ben de sana güvenirim deyip işte o ikincil diplomasi denilen şey var ya, bu çok önemli bir şey aslında. Resmi şeyler, devlet adamları böyle her zaman oturup konuşamıyorlar. Bir takım hani devlet tabii kanunları var ama ne bileyim böyle yani sivil toplum kuruluşları olabilir. Efendim işte bizler de gayret ediyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yani komşular bile olabilir. Böyle gitmeli, gelmeli, durumu anlatmalı, İslam'ı anlatmalı, dini anlatmalı, Türkleri anlatmalı. Ya Türklerle Ruslar birbirlerini seviyor normalde biliyorsun. Tabii. Ya siz de gittiniz. Yani hakikaten halklar arasında hiçbir sorun yok. Yok evet. Ben kendimi normal Türkiye'de gibi zannediyorum. Mesela Moskova'ya işte doğru. Diğer ülkelere gittiğimde Rus ülkelerine. Şu an yaşayan Türk vatandaşı 1 milyon. Rusya'da. Orada değil mi? İkamet. Birçok zaten Türk şey var. Etnik köken var zaten. Yani akraba gibiyiz ya, aslında. Yok evlilikler var. Çok fazla evlilik var. 50 bin mi 100 bin mi ne öyle evet, 60. Çok fazla. Evlilik. Tamam işte ne güzel. Yani evet. Bunlar olabiliyorken niye o zaman kavga edelim, didişelim? Yani konu konuşarak aslında doğru. Hallolabilecek şu konular ama. Şeyden beri gelen, tabii 91'den sonra biz Rusya'yı konuşuyoruz. Yani mesela Putin ve o jenerasyon Sovyetler Birliği'nde de yetişmiş. Hı hı. Bir zihniyet var sonuçta. Şangay bloğun bir üyesi Rusya. Yani Rusya'nın da derinlikleri var. Gerçi Putin hakikaten akıllı bir insan ve güzel, dine karşı yaklaşımı da güzel ama Türkiye-Sovyet ilişkileri, gerçi bizi ilk tanıyan biliyorsunuz yani Cumhuriyetimizi ilk tanıyan Sovyetler Birliği'dir. 1920'de evet. Biz onları tanıdık. Onlar da bir devrim geçirmişti. Evet.
bizim Cumhuriyetimizi ilk tanıyan Sovyetler Birliği'dir. Ama tabii Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler, Stalin'in dönemi, kendi halkını katleden komünist zihniyetin vahşeti vesaire. Tabii Amerika'yı da bir blok yapmaya itti haliyle. NATO kuruldu. O sırama hatta Truman bir söz söyledi. Dedi ki bizim doğu sınırlarımız Kars Ardahan'dan başlar dedi. Yani o zaman tabii Sovyetler bir şey oldu. Haliyle böyle gelmeli gitmeli Sovyetlerle bir ilişkilerimiz her zaman öyle oldu. Görüş farklılıkları şimdi de Rusya ile var. Mesela Suriye konusunda görüş farklılığımız var. Ama bu yine de senin dediğin gibi ekonomi ve diğer ilişkilerde ki itidali koruyan ve iyiye doğru götürmeye çalışan. Aslında görüş farklılığımız yok da yöntem farklılığımız var. Yani Putin de görüyor oradaki yapılanmayı. Yani zaten Esad'ı savunması mümkün değil. Ama yani nasıl çözülecek bu iş? Yani yöntem farklılığı nasıl sonuca varacak? Çünkü radikalizm, yani hocamızın da her zaman söylediği gibi, bu yöntemler radikalizmi müthiş arttırdı dünyada. Haftadan haftaya artık, yani böyle hani eskiden aylık, üç aylık periyotlarda olan gelişmeler haftalık yaşanıyor. Evet, ya ben şöyle programa gelmeden evvel bir haberleri derleyeyim, toplayayım dedim. Her ülkede karışıklık var. Her ülkede karmaşa var. Mesela Orta Afrika değil mi? Orta Afrika şu an ciddi bir Müslüman kıyımı var. Birleşmiş Milletler dedi, bizi engelleyemiyoruz. Buraya barış gücü de yetmiyor. Hatta Türkiye'den şimdi asker istenme durumu var barış gücüne. 450 bin Müslüman yaşıyor işte, ülkenin %10'u. Bulabildikleri her vasıtayla kaçıyorlar ve ciddi toplu mezarlar falan bulunmaya başladı. Ama biraz hani derinine araştırıldığında çok enteresan. Bir yıllık bir zaman sürecinde radikal İslami bir grup saldırıya geçip başkente kadar giriyor, ele geçiriyor. Ve %90'ı Hristiyan olan bir ülkede Müslüman bir cumhurbaşkanı gördü. Tamam, ona da amenna. Ama bu sürede de Hristiyanlara yönelik de ciddi bir kıyım yaşanıyor. Artık bunun arka planında Fransız askeri istihbaratı vardır, şu vardır, bu vardır, onu bilemeyiz ama yani böyle bir olayda yaşanıyor. Ve anti-Balaka denilen milis grupları kuruluyor şeyden, Hristiyanlardan. Bu Balaka da pala demekmiş. Yani palayla kesmişler pala o dönemde kesmiş o Hristiyanları. Aynı husumeti, aynı nefreti bu sefer Müslüman soydaşlarımıza yönelik kullandılar. Şimdi normal hani hem hükümet devrildiği gibi orada, şimdi ülkede diyorlar yani tek Müslüman bırakmayacağız. Böyle bir şey var. Mali'de böyle, Somali'de böyle, Kenya'da böyle, şurada böyle, burada böyle. Kafkaslar'da da birçok Müslüman soydaşımız yaşıyor. Zamanında Dağıstan'da, Çeçenistan'da da bazı istenmeyen durumlar yaşandı. Hali hazırken durum buyken temkinli yaklaşması çok doğal Rusya'nın. Yani. Olayı bir de dışarıdan değerlendirmek lazım bence. Şimdi hali hazırdaki durum Sedat'ın anlattığı gibi doğru. Yani bir perişanlık var dünyada ve ağırlıklı olarak Müslümanlara yönelik bir zulüm var, katliam var. Şunu görmek lazım. Yani hakikaten bütün Türkler olsun, Ruslar olsun, herkes toplum olarak şuna artık uyanalım. Bir yerde bir menfaat varsa bir ülkede, nedense o ülkede bir radikal İslamcılar bir peyda oluyor, bir çıkıyorlar ortaya. Sonra bu radikal İslamcılar ya öyle palayla ya başka şeylerle başlıyorlar önlerine geleni öldürmeye. Yani olay çıkıyor ülkede. İç ayaklanma veya kargaşa, bir kaos denilen o ortam meydana geliyor. Sonra da tabii ve bunlar bayağı da güçlü oluyor. Yani bu o palayı, silah, topu, tüfeği nereden buluyorsa artık o ülkenin kendi sınırları içinde onlara ulaşması normalde mümkün değildir yani aslında bakarsan. Sonra bir kargaşa oluyor. Ondan sonra tabii ki hükümet, o dönemin işte devleti kimse artık orada seçilmiş, müdahale edemiyor tabii. Ediyor ama yeterli olmuyor. Bu sefer olağanüstü bir kan dökülmeye başlıyor. Ondan sonra da hadi bir takım çok iyi niyetli ülkeler, işte biz garantörüz, biz sizi kurtaracağız, bu işi biz hallederiz deyip oraya bir güzel oturuyorlar. Sonra bir bakıyorsun o ülkelerin çok büyük firmaları meğerse orada, kimisi işte petrol yataklarını efendim işletiyormuş, yönetiyormuş ve satışını ve pazarlamasını yapıyormuş. Kimisi işte oranın en zengin yeraltı kaynaklarının bütün kontratlarını almış, malı çıkarıyor işte efendim, yani madeni çıkarıyor, işliyor ve satıyor. Yani
bu artık yani bu samimiyete bu de davet etmek düşmemek lazım. Evet. Yani bu yanlış. Yani evet. Radikal İslam yani böyle zaten radikal İslam diye bir şey yok. Ya yani İslam'da radikalizm yok ki. Nereden uyduruyorsun onu yani, değil mi? Ya iki yani kelime şey zıt zaten. Zıt bir ara getirmek zaten münasebetsiz bir hareket. Ama bu oyuna gelmemek lazım. Yani kulakta mesela biz izleyen herkes bilir radikal İslam. Efendim ılımlı İslam. İşte liberal İslam, modern İslam. Şöyle İslam yani böyle bir şey yok ki. İslam var. Modernizm zaten İslam'ın içinde var. Doğru. Ilımlılık yani affedicilik İslam'ın zaten içinde var. Efendim zenginlik zaten İslam'ın içinde var. Dostluk, barış, huzur İslam'ın içinde var. Yani bunları böyle işte o geçen konuştuk ya bir de püritenlik diye bir şey çıkarmışlar. Şimdi bu ara evet. Onu okuyorum. Yani böyle dini inanışta olacaksın ama biznesmen dedikleri yani iş adamı olacaksın. Bu şey kafası var ya işte dünya için yaşa olmazsa ne ayrıca. Şekli bir görüntü olacak. Tamamen dindarlık, şekli. Evet. Şekli ama dindarlık. Esas konu ama para kazanmaktır. Evet. İnsan para kazanma hırsına düştü mü zaten dünyevi o dindarlık zaman gibi oluyor evet. Tercümesi aşağı yukarı. Evet. Onu da evet. Zaten kendi içinde mantıksız bir girişim. O kafada oldu mu o zaman ne yapıyor adam? Kendi ülkesindeki kaynaklar yetmeyince bu sefer etrafa saldırmaya başlıyor. Hani dindardın? Yani o yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için veya orada bir şey organize ediyorsun. Ayaklanmayı sen organize ediyorsun. Dolayısıyla bunların hepsi bir oyun. Bu oyunların hepsi de inşallah evet. Ayrı zamandayız. Hep de onu söylüyoruz. Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle bozulacak. Başka da bir çözümü de yok. Geçenlerde hocamız bir programda çok güzel söyledi. Cenab-ı Allah bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadı bu dünyayı. Yani adam işte iş adamı olmanın peşinde. Efendim kariyerinin peşinde. Öyle değil. Yani bunun için yaratılmadı bu dünya. Evet, ayeti orada hocamız söyledi. Kovmu şeytanı Allah sanırım. Senin dediğin gibi evet. Allah yeryüzünü oyun ve eğlence olsun diye yaratmadı. Evet. Eğer böyle bir şey dilemiş olsaydı evet. Muhakkak kendi katından yapardık. Evet. Mealinde söylüyorum. Evet. Evet. Böyle bir ayet vardı. Evet. Evet. Ve bu Cenab-ı Allah'ın istediği yapılmadığı için yani dünyada barış tesis edilmediği için İttihat İslam oluşturulmadığı için, Mehdi Aleyhisselam beklenilmediği için ve bu yönde faaliyet yapılmadığı için, hatta reddedildiği için birçok kişi tarafından, evet. Bak Cenab-ı Allah da ne hale getiriyor dünyayı. Yani dünyadaki aslında zulmün esas sebebi bu. Evet, evet. Aslında güzel bir noktaya geldi. Yani sosyolojik olarak da Serdar'ın söylediği yani Mehdiyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjdelediği Mehdiyet çağı sosyolojik olarak da yapısı hazırlandı aslında. Evet, yani evet. Öyle o gözle baktığımızda da onları görüyoruz. Neden? Şimdi biraz önce konuştuğumuz konular illaki sevgiyle, barışla, kardeşlikle çözüleceğini anlıyoruz olayları. Evet, böyle hani real politik yok. Diyerek evet. İşte benim ülkemin hı-hı. Çıkarları diyerek hı-hı. Artık ne yapalım? Ölen ölür kalan kalır kafasında bir zihniyet. Evet. Ve bu zihniyete bağlı olarak işte totaliter rejimlerin desteklenmesi, gerek komünistlerin hı-hı. Gerek ya da böyle hı-hı. Radikal grupların tabii desteklenerek bir takım menfaatler edme çağı bitti artık. Hı-hı. Gittikçe çünkü dünya küçüldü. Artık herkesin her şeyden haberi oluyor. Evet. Sınırlar bir nevi kalktı bir tabii. Nevi. Çünkü evet. Artık her ülkeye kolayca tabii. Bu unsurlar, tabii. Tehdit unsurları girebiliyor, görüyoruz. İşte küçücük bir valizdeki bir bomba koskocaman bir ülkenin can damarını o havaya hı-hı. Uçuracak gibi tabii. Böyle bir hale geldi. Hı-hı. Dolayısıyla bunun altyapısı da hazırlanmış oluyor sosyolojik olarak. Burada yapılması gereken yani bir an önce tabii şimdi hep buraya kadar hep dışarıdan baktık, ülkeler nezdinde baktık olaylara. Biraz da böyle Müslüman dünyası olarak baktığımızda bir an önce Müslümanların da bu gerçekleri görüp çünkü en fazla şu an zarar gören Müslümanlar bu süreçten. Tabii. Hani ortaya çıkıp evet. Bunu istemeleri lazım. Bunu dillendirmeleri, kardeş birlik adına bir araya gelip bir önder evet. istemeleri gerekiyor. Adalet ve hakkaniyet çok önemli. Mesela hocamız da hep bunu görürüz. Ağırladığı yabancı misafirler de bunu görüyor. Yurt içinden, Hristiyanlardan, Musevilerden birçok insanla kanaat önderiyle hocamız görüşüyor. Bizim olduğumuz meclislerde de biz, televizyonumuzda da buna şahit oluyoruz. Çok önemli. Mesela bu hafta bir tane ben yazı okudum. Hiç düşünmediğim bir şeydi o yönden. Adam Hristiyanofobia diye yazı yazmış bir tane yazar, değerli bir yazar. Diyor ki biz hep diyor İslamofobiadan bahsediyoruz ama diyor bugün baktığımızda diyor Avrupa'da diyor Türkiye'yi diyor dışında bırakırsak 44 milyon diyor Müslüman yaşıyor diyor. Marsilya'nın %20'si Müslüman diyor.
Brüksel'in %15'i, Berlin'in diyor, Paris'in %10'u, sırf Londra'da 600 bin Müslüman yaşıyor diyor. Ama diyor 220 milyonluk diyor Orta Doğu coğrafyasında diyor Hristiyanların sayısı diyor 10 milyona inmiş diyor. Ve onların da birçoğu diyor çeşitli vesilelerle bölgeden ayrılmaya çalışıyor diyor. Şu son Suriye olaylarında Suriye'de 2 milyon Hristiyan yaşıyormuş. 500 bini terk etti diyor. Bugün diyor biz diyor istediğimiz her türlü diyor metropolde, başkentte, Avrupa başkentinde diyor ibadethanelerimizi rahatlıkla yapabilirken diyor, Mısır'da biliyorsunuz çok ciddi bir Hristiyan nüfus var, Koptlar. Hı hı. Bunlar diyor bırakın yeni bir ibadethane yapmayı, restorasyonu, mevcut olan bir ibadethanenin tuvaletini bile onarırken diyor 70 türlü diyor prosedürden geçiyor diyor. Evet. Bunları sorgulayalım diyor. Bunları da konuşalım diyor. Hı hı. Şimdi bu radikal akımların Kur'an'da çok değer verilen, değil mi? Sevgi bakımından en yakın olanların Hristiyanlarız, hı hı, denilen insanlara da yaptığı bir muamele var. Mesela Suriye'de hani geçen programda konuşmuştuk. Ortak hiçbir noktaları olmamalarına rağmen, hemen hemen her konuda cedalleşmelerine rağmen bölgede Yahudi ve Hristiyan bırakmama konusunda ortak ve net bir kararlılık var. Bunları da dillendirmemiz gerekiyor. Evet, doğru. Müslümanların garantisi altında olmalı Hristiyanlar. Hani Kur'an'a göre öyle zaten. Hani bunu da anlatmak lazım. Hani Müslümanlar Hristiyanlar için, Yahudiler için bir tehdit değil, bilakis bir garanti olur her zaman için. Ve tarihte de hep böyle olmuş zaten aslında. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri geldi aklıma. Siz öyle deyince, yani muazzam bir şahsiyet hakikaten. Allah'ın özel inayeti üzerinde olan ve hakikaten Mehdiyet'e büyük zemin hazırlayan, Mehdi'yi müjdeleyen ve Cenab-ı Allah'ın çok ilimlerle donattığı, hakikaten büyük nimet verdiği bir kişi. O yine şeydeler, Sovyetler döneminde işte Tiflis'e bakıyorlar bir yerden. Yani Sovyetler tarafına esir düşmüş. Çarlık döneminde Rusya'da bir biliyorsunuz esir yaşıyor. Hı hı. Yani evet, esaret altında. Ondan sonra ve hiç taviz vermiyor. O yüzden saygı da görüyor oradaki komutanlardan, hayatı pahasına da olsa. Sonra da bir şekilde kaçıyor Allah'ın izniyle Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın metafizik bir şey. Yani mümkün bir Rusya'dan kaçıp çıplak hayat, evet, bir anlamda. Pasaportsuz hiçbir şey yok. Pasaportsuz İstanbul'a kadar gelirsin. Avrupa'ya yani, dolaşarak, Avrupa'da. Berlin'e, evet, Almanya'ya dolaşarak. Evet. Yani. O orada görüyor yani, diyor bir gün diyor, o yanında bir asker de var. Bu şey devam edemez diyor yani. Bir gün gelecek, bitecek bu sizin sisteminiz, hani zulüm devam etmez ilelebet diyor ve ben de geleceğim buraya, okulumu, medresemi yapacağım diyor. Evet. Hakikaten evet, şu anda orada da hakikaten bir okul var. Evet. Yani söylediği bir kerametle vuku bulmuş ve geleceği, vizyonu da görmüş. Aynı dönemlerini şey, anlatıyor ya, üç türlü diyor zulmat diyor inkişaf edecek. Evet. Sonunda diyor inşallah Rusya diyor tekrar Hristiyanlığa dönemez diyor. Diyor, evet. Kur'an'ın diyor inşallah delillerine, hüccetine tabi olup diyor inşallah Müslüman olurlar diyor. Evet, o yüzden Putin'i önemsemeliyiz biz yani şu anda bu bakış açısına sahip bir lider olması açısından ve Rusya'da İslam'ın gelişmesine, evet, bir vesile olan bir kişi olması açısından o anlamda iyi değerlendirmeliyiz. İkinci güzel bir konu da Atatürk'ün bakış açısı. Yani aynı dönemde bu olaylar oluyor. Atatürk de Sovyetler Birliği'yle kendi sözünü ben okumak istiyorum. Yani Atatürk'ün bildiğiniz bir şey ama madem Rusya'yı konuşuruz bunu söylemeden geçemeyeceğim. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan gibi parçalanabilir, ufalabilir. Bak Sovyetler, hı, Birliği'nin dağılacağını, şimdiki Rusya'ya dönüşeceğini ve içindeki devam ediyor. Bugün elimde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. Hani Soğuk Savaş şey, başka dönemler geçiyor. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir, hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür diye devam ediyor.
Atatürk'ün sözü biliyorsunuz ve onlarla o Türk Cumhuriyetlerini, şimdiki Türk Cumhuriyetlerinin hakikaten vuku bulacağını ve bizim de Türkiye olarak tavrımızın ne olması gerektiğini o zamandan o vizyona sahip olarak görmüş. Hem Bediüzzaman Hazretleri görmüş, evet, ama Atatürk de aynı şeyi söylüyor. Evet. Diyor, biz tarihimiz içinde, tarih bir köprüdür. Olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onlara yaklaşmasını bilmeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir diyor. Tabii. Çok önemli bir strateji hakikaten çizmiş. İslam Birliği'nden zaten Atatürk çok bahsediyor. Yani Suriye ile Irak'la ileride birleşebileceğimiz. Evet. Fakat şu çok önemli. Yani aslında Gazi Hazretleri'nin de burada kastettiği, hocamızın da her zaman tarif ettiği o Türk-İslam birlikteliği, Hristiyanları ve Musevileri dışlamayan bir birliktelik. Tabii ki. Yani İsrail'in, hani dedik ya demin konuştuk İslam İşbirliği Teşkilatı'na gözlemci üye olarak, inşallah ileriki vizyonda net üye olarak, tam üye olarak İsrail'in de Ermenistan'ın da Rusya'nın da katıldığı bir İslam Birliği. Yani inşallah öyle bir İslam Birliği'nden bahsediyoruz. Onu da çok iyi vurgulamak lazım. Evet. Çünkü o mesela yanlış anlaşıldığında, bu sefer hani sen o konferanstan bizim örnek verdin ya, o haritaya dibine kadar girip tabii, incelendiğinde tabii, tedirgin edici bir şey olmaması gerek. Abi hepsini kapsıyor yani. Hepsinin tabii, şeyine gelen, tarif edilen İslam Birliği'nde yani Museviler istediği yerde yurt edinebiliyor, istediği yerde ticaretini yapıyor. Ruslar geliyor burada yerleşiyor, ticaretini yapıyor. Kimsenin bir sınır olmuyor yani inşallah. Tabii. Herkesin herkese anlayışla davrandı, sevgiyle davrandı. Kimsenin kimsenin hakkına tecavüz etmediği bir birliktelikten bahsediyoruz. Bu zaten teori bir şey değil. Biz Osmanlı'da bunu yapmışız. Yani değil mi? Musevileri aynı şekilde, Hristiyanları aynı şekilde. Ama daha da iyisini şu an biz yapacağımızı ve İslam Birliği bundan daha da iyi olacağını söylüyoruz. Ya zaten mesela vize kalkıyor ya iki ülke arasında. Tamam işte sınır da kalkmış oluyor. Yani manen kalkmış oluyor. Tamam, sınır var da kimse o sınırı ellemiyor ki veya adam tutup da askeri birliğine işte sınıra yığmıyor ki. Vay vize kalktı benim askerim de geçer gibi bir iddiası olmuyor ki adam. Veya şu donanmayı oraya gönderip ben buradan da geçerim gibi böyle akılsızca bir iddiası olan yok. Vize kalktı mı sınır da kalkmış demektir. Herkes kendi sınırları içinde hür, evet, özgür bir şekilde yaşar. Giderler, gelirler, dostane ilişkiler şeklinde devam eder. Yani bu, ama bak bu anlatılmıyor işte. Yani asıl sorun bu. Yani İttihat İslam dendi, Türkistan Birliği oluşturdu dendiğinde adam buz gibi oluyor. Niye? Karşısında çok kuvvetli bir orduya sahip, potansiyel bir tehlike oluşmuş oluyor onun kafasına göre. Yani tarihten gelen bilgilerine göre. Halbuki bunun öyle değil. O ordunun da onun garantörü olacağı, onun da kılına dokunmasına izin vermeyeceği bir güç olacağını İşte, evet, oturup anlatabilirsek, daha doğrusu anlatmalıyız, daha da çok anlatmalıyız, anlatıyoruz ama yani ülke çapında bütün sivil toplum kuruluşlarının, evet, efendim bütün kültürel faaliyet yapan herkesin, siyasetçiler de dahil anlatabildikleri kadar bunun anlatılması lazım. Bu tedirginlik kalkarsa o adam o haritaya uzaktan bakar. Hatta evet, alkışlar yani. İşte konu dönüyor dolaşıyor. Bir de bağnaz daha gelmiş oluyor her şekilde. Alternatifi de yok ya. Mesela Suriye lime lime, Suriye dümdüz haberler. Mesela hocamız yayınlarda da onu izah etti ya. Kendi elleriyle ülkeyi yok ediyor Esad, evet, ve ordusu. Evet. Yani ortada hani bir Suriye'de değil mi menfaatlerden bahsediliyor. İşte Rusya'nın diyor Suriye'ye hamili diyor. Oradaki kaynak maynak kalmadı yani. Dümdüz bir ülkeden bahsediyoruz. Yani o ülkenin garantörü olsan, birinci çıkar ortağı olsan ne olacak? Ne sırf Suriye'yle sınırlı değil. Değil mi? Irak'ta bir istikrar var gibi gözüküyor. Sen oraları iyi biliyorsun mesela Tarkan. Gidip geliyorsun da. İstikrar kalmadı ya. Kerkük, evet, Bağdat Karayolu'nda, evet, IŞİD hakim gibi haberler çıkıyor. Alelacele buraya Barzadi'nin yeğeni geldi. Evet. Hükümetle görüştü. Sıçramama durumu yok. Tabii yani bugün Balkanlar bile karışık mesela. Tabii. Bosna konusu unutulmuştu. Bosna, evet. Şimdi Bosna'da muhtemelen diyorlar yani sadece hükümet düşmesi değil, devlet tekrar gözden, tabii, geçirilecek. Yani Sırplar tekrar o Bosna Sırp Cumhuriyeti'nden de ayrılmayı düşünüyorlar. Hı hı. Hırvatlar mesela tekrar Bosna Hırvat Cumhuriyeti de var biliyorsunuz orada ikili bir yapılanma. Hırvatlar da bir çıkış yolu arıyor. Yani her yere sıçrıyor, sıçrar bu. Tabii. Şimdi yani şunu da tam belirtmek lazım. Hem Batı bloğu diyelim hem Doğu bloğu diyelim. Herkesin bu İslam Birliği'ne ihtiyacı var. Yani rahat hareket edebilmek için. Çünkü sonuçta artık seyahat ediliyor.
teknoloji çok ilerledi, işte ham madde ihtiyaçları var, enerji çok ilerledi. Bunlar politikalarını geliştirebilmek için zaten bütün hem Orta Doğu'ya hem Afrika'ya yönelmeleri gerekiyor, Uzak Doğu'ya. Bir bakıyoruz İslam dünyası, özellikle merkezinde Türkiye, bunun bir nevi köprüsü durumunda. Şimdi rahat seyahat edebilmesi için, bu ülkelere rahat girip rahat ticaretini yapabilmesi için, ham maddesini de kullanabilmesi için ya da bir takım her türlü teşviğini, işte ticaretini yapabilmesi için zaten güvenli bir alana ihtiyaç var. Şimdi bakıyoruz en hayati alanda anlattığın gibi müthiş böyle katliamlar, olaylar, bir takım şeyler devam ediyor. Bu ortamı sağlamak için İslam Birliği gerekiyor zaten. Yani bu güven ortamını, kardeşlik ortamını sağlamak için. Başka türlü de demin de söylediğin gibi bütün şeyler denenmiş. Başka da bugüne kadar yani denenmeyen bir şey kalmamış. Evet. Bundan sonra tek bir çözüm var. İslam Birliği, kardeşlik ve sevgi için, birliği sağlamak için yapılması gereken bir İslam Birliği. Böyle olursa Hristiyanlık da, Museviler de hepsi rahat seyahat edecekler. İstedikleri gibi ticaretlerini yapacaklar. Evet. Ve bundan da kimse gocunmayacak. Çünkü bu herkesin kazancını olacak. Yani evet, böyle bir birliktelik. Herkesin kazancı olacak. Öteki türlü bölgede zaten batılı bir insanın değil, ticaret yapması, dolaşması evet. Bir süre sonra imkansız hale tabii. Gelecek. Tabii. Yani o kimlikle, yabancı kimlikle evet. Zor yani, yer bulacak ben, yani. Yani tabii hepimiz şunu çok net görüyoruz ki gerçekten yani Batı'nın Doğu'yla, özellikle Orta Doğu, Müslüman dünyasıyla birebir, direkt bir böyle kontağa girip birliktelik kurması zor gözüküyor. İşin doğrusu bu. Hani mutlaka bir aracı gerekiyor. Yani mutlaka iki tarafı birbirine evet, anlatacak. İki tarafa da yakın. Akil bir devlet gibi. Evet. Aynen öyle. İki evet. Tarafla yakın, iki tarafla da kültürel bağları olan, tarihsel bağları olan. İki tarafı da anlayan. İki tarafı geçmişi olan. Güçlü bir devlet yöneticiliği olan mutlaka bir devletin, ülkenin mutlaka aracılık yapması lazım. Evet. Çünkü hakikaten baktığımız zaman, batıya baktığımızda anlayamadıkları çok şey var. Mesela İslam'la da, gerçek İslam'la bağnazlığı ayırt edemiyorlar. Mesela gerçekten evet. Bocalıyorlar. Yani insan şaşırıyor bazen. Yani nasıl bunu anlayamıyorsunuz gibi oluyor. Böyle bir şey var. Doğu'ya baktığınız zaman gerçekten bağnazlık çok hakim. Kültürsüzlük çok hakim. Yani onu da görüyoruz yani. Yani bir takım sebeplerden dolayı diyelim. Orta Doğu'da var, Afrika'da var. Gerçekten bir sefalet var. Şimdi Batı ile Doğu arasında müthiş bir uçurum var. Ha bir araya evet. Gelmeleri yani tabiri evet. Caizse evet. imkansız gözüküyor. Evet, zahirin. Yani bu sefer de Batı bunları haşa insan yerine koymamak. Hı-hı. Bir kısmı tabii. Hı-hı. Batı derken onun bir kısım diyelim ki düşünce kuruluşlarını yönlendirmesiyle. Darwinizm, materyalizmi de Batı kaynaklı. Biliyorsunuz 19. yüzyıl işte sömürgelerin başladığı döneme denk getirilerek ideolojiyi de hazırlayıp bunlarla biz zaten bir araya gelemeyiz. Çünkü bunlar bizde çok uzak ayrı dünyalardayız. Bunları biz sömürebiliriz. Bu mübahtır. Hı hı. Çünkü işte ırkımız üstündür. Yani şeyini, insan olarak görmüyor ki karşısında. Görmediği için bu böyle gidiyor. Tabii. Dolayısıyla her iki tarafı da bir araya getirecek, her iki tarafa da hitap edebilen bir ülke olarak bu. Türkiye'nin mutlaka yani ön plana çıkması gerekiyor. Çıkarken de tabii kimseyi ürkütmeden. Bu da çok tabii, önemli. Tabii. Çünkü bir bakıyoruz Türkiye hakikaten bir adım atıyor. Doğuda batıda anlaşmalar oluyor. Bir takım gelişmeler oluyor. Başına gelmedik o, kalmıyor. Olaylar bir anda gündem değişiyor. Hiç ummadığımız gündemler. Böyle değişik politikalar evet, falan artık evet. işte bu sibernetik olaylar evet. Sanal dünya falan derken ortalık karışıyor. Evet. Şimdi bunu böyle çok iyi gözlemleyip hani evet. Büyük resmi iyi görüp Türkiye'nin çok itidalli gitmesi, günlük böyle kargaşa, işte kavga, politika kesinlikle bunların içine girmeden böyle çok ileriye dönük politikalarla bu tür şeyleri geçiştirmesi, evet. Böyle güzel, itidalli bir şekilde geçiştirip bu hedefinden ayrılmaması lazım. Komşularla sıfır. Evet. Hocamızın her zaman söylediği şey yani Türkistan Birliği'nde bir liderlik, bir kibir değil de hadimlik özelliği olacak dedi tabii. Türkiye'nin. Yani ben hepinizin inşallah barışına, evet. Refahına yönelik bunu tesis edecek bir ülkeyim evet. iddiasıyla çıkması çok önemli. Bir zaman evvelde Doğu ve Batı arasındaki fark Doğu medeniyeti, aslında onların öyle adlandırdığı İslam medeniyetinin çok ileri düzeyde üstünlüğüyle geçti aslında uzun yüzyıllar boyunca. Evet. Bunu hiç tarih kitaplarında Batı şeyleri pek fazla ele almazlar. Gündeme de getirmezler.
Yani bin yüzlerde, binlerde İslam dünyası, Kur'an'a gerçekten samimi bağlı olan Allah aşkı zamanında çok büyük bir bilimde, sanatta atılım yapmış. O zamanlarda Batı, yani anca İslam alimlerinin eserlerini takip ederek, mesela Orta Çağ İbn Sina'nın eserlerini 500 yıl boyunca Avrupa'da ders kitabı olarak okutuluyor. Evet. Yani ve Arapçadan tercüme ediliyor Batı'ya. Ve o üniversitelerde orada eğitime sokuluyor. Evet, biz o zamanlarda fiziğin, optik evet, fiziğin evet, şeyleri, İbn Heysemler, Biruniler, Endülüs'teki sanat, bilim, ayı inceliyorlar. Yani onlar daha yollarına yürüyemiyorken, evet, yani ülke kabile vaziyetindeyken, İslam medeniyeti ilerlemiş, ayı inceliyor, bilimsel gelişmeler yapıyor, ameliyatlar yapıyor, hastaneler kurmuş. Yani böyle müzikle tedavi yöntemleri var. Evet. Yani bazı diyor ya müzik olmasa, halbuki müzikle tedavi yöntemleri evet, deneyeceğim. Yani 1100'ler o zamanlarda İslam medeniyeti çok çok üstün durumda. Doğru. Buradaki samimi olarak Kur'an'a bağlı samimi imanla Müslüman olunduğunda demek ki Allah o medeniyeti, o güzelliği nasip ediyor. Şimdi de şimdiki doğunun ihtiyacı olan bu. Yani ümmetim Kur'an'ı terk etti diyor ya, şeytanın Allah'ını ayetti. Müslümanların terk ettikleri Kur'an'a dönüş yapmaları, hurafelerden ve bağnazlıktan kendilerini sıyırıp Kur'an, işte bunu da tabii Mehdiyet, inşallah Mehdi sağlıyor Kur'an'a evet, dönüşlerini inşallah. Ve o zaman tekrardan üstün bir medeniyetle yine dünyaya örnek olacak altın çağ dediğimiz o çağa, işte o yüksek İslam medeniyeti belirleyecek inşallah. İnşallah. Putin de bunu söylüyor biliyor musun? Hani evet. Rusya'dan konu açıldı şimdi 6 önce aklıma geldi. O da aynen bu şekilde söylüyor. Diyor İslam'ı o dönemi nasıl aydınlattıysa diyor, bu dönemi de aydınlatacağına inanıyorum diyor. Evet. Yani çok evet, muazzam bir laf Rusya devlet başkanının evet, böyle evet, bir cümle duymak. Yani Putin çok akıllı bir devlet adamı. Hocamız da söylemişti zaten. Bayağı uyanık, çok yaman. Yani sporculuğun evet, verdiği de bir şey var. Enerji de var. Evet. İleri görüşlü bir siyaset adamı aynı zamanda. Çünkü 2020'lerde, Putin bunu çok iyi biliyor, Müslüman nüfus çok artacak ülkesinde, Rusya'da. Yani %20'lerin 30'dan üzerine çıkacağı söyleniyor. Rus nüfusun da tabii yaşlı olduğu için ağırlıklı olarak azalacağı söyleniyor. Dolayısıyla Putin şimdiden aslında kendi ülkesinde düşünerek bir tedbir almış oluyor. O da şu, nüfus, Müslüman nüfusu arttığında ne olacak? Bu gençler ülkenin hem iç hem dış siyasetinde de aktif rol de alacaklar. Hı. Yani sen onları böyle elin tersiyle itemezsin. Söz sahibi olacaklar. Şimdi aktif siyaset yapan bir Müslüman Rusya'da Putin'e göre nasıl olmalı? Bağnaz olmamalı. Bilgili olmalı, kültürlü olmalı, modern evet, olmalı, evet, laik olmalı, ultra modern olmalı. Hristiyanlara, Musevilere saygılı, saygılı olmalı. Evet. Yani bütün inançlara karşı, evet, bütün evet, inanan inanmayan, her akıma karşı, fikri doğru, akıma karşı saygılı olmalı. Şimdi böyle bir nesle de ihtiyacı var ve mecbur bir yandan da. Evet. Dünya da buna mecbur aslında. Yani Müslüman nüfus artıyor. Artacak ama artarken şu risk de var. Şimdi Putin onu da çok iyi görüyor. Artan bu Müslüman nüfus bağnaz yetişse o zaman ne olacak? Rezalet çıkacak. Suriye'dekinin aynısı kendi ülkesinde olacak. Yani radikal denilen işte tabii, o hangi dinse artık onun İslam'la alakası yok. Radikal denilen o kişilerin sayısı artacak. Mesela geçenlerde konuşmuştuk. Bir endişesi de Rus hükümetinin, savaş biterse orada biliyorsun katiller var. Profesyonel katiller var. İşte bir takım böyle Türkiye Cumhuriyetlerden de gelmiş. Suriye'deki iç savaşı mı kastediyorsun? Suriye'deki iç savaşın. Evet. Taki şu an savaş, Rusya'nın endişesinden bahsediyorum. Evet. O savaş biterse, iç savaş, oradaki profesyonel katillerin Rusya'ya geri dönmesi söz konusu. Mesela bir endişe de bu Rusya açısından. Yani yine savunma refleksi, yine koruma refleksi. Ama doğal olarak ne oluyor? Tamam, bir tarafı koruyorsun ama burada o zaman insanlar katlediliyor. Yani o endişeyi ortadan kaldırmak lazım. Evet, Rusya zaten şu anda hali hazırda bu tehdidi yaşıyor zaten. Hani bir takım terör olayları her an tabii ki, ve tabii, sanki evet, bir tabii, bombanın tabii, üstüne tabii, oturuyormuş tabii, gibi. Geçenlerde iki tane üst üste oldu. Tabii mesela, yani her anda olabilecek gibi. Hani yazık yani o insanlara, halka, tabii Müslümanlara da yazık, Orta Doğu'daki insanlara, Afrika, hepsine yazık. Bunlar için o yüzden
hızlı hareket edilmesi, çaba harcanması. O yüzden sürekli bunu dile getiriyoruz. Tabii burada dönüp dolaşıp hani eğitimin de buradaki önemi de ortaya çıkıyor. Çünkü şimdi o biraz önce bahsettiğimiz radikaller, tamam para, şu bu bir takım şeyler var ama onların da bir yetiştirilme metodu var. Hani bir ideoloji üzerine oraya geliyorlar. Hatta bu bağnazlık dediğimiz, yani sanki İslam gibi gösterilen ama son derece bağnaz, hurafe bir din, onlara gerçek gibi anlatılıyor. Ve bazı eserler var. Hı-hı. O eserlerde hatta zaman zaman biz de okuyoruz. Evet. Uydurma hadisler var. Yani, evet, o uydurma hadislerde işte insanların nasıl katledilmesi gerektiği, nasıl neler yaptığında ne olması gerektiği gibi çok böyle hani vahşet içeren şeyler var. Hı-hı. Yani bunu da düşünüp onlara yapılan bu eğitimi yok etmek, bunu yani tamamen silmek için buna karşı Kur'an'a dayalı bilimsel bir eğitim gerekir. Bunun her ülkenin bunu desteklemesi gerekiyor. Her ülkenin kendi müfredatında bunu yapması lazım. Çünkü öbür türlü bir insanın, yani ideolojik olarak bir diğer bir insanı suçsuz yere kıtır kıtır kesecek konuma getirmek öyle kolay bir şey değil. Yani bunun için ciddi bir beyin yıkama faaliyeti ve hurafe öğretme faaliyeti ve sindirme, yani bunları tam beyinlerine sindirme faaliyeti gerekir. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. O nitekim önceki yıllarda da o Beka Vadisi dediğimiz işte terör yuvalarının olduğu, işte teröristlerin yetiştirildiği yerler de sadece böyle bıçak nasıl atılır, bomba nasıl atılır öğretmiyorlar ki. Kampların adı akademi zaten. Akademi yani burada akademi beyin yıkıyorlar yani. Bu tür adamları böyle yetiştiriyorlar. Darwinizm, materyalizm anlatılıyor, tabii, komünizm anlatılıyor. Bunlar anlatılıyor. Adam o hale o şekilde yani canavarlaştırılıyor. O şekilde beyinler yıkanarak. Yoksa bir insanı, bir insan nasıl hayatını şey yapabilir? Onun bir Allah'ın yarattığı, değil mi, mukaddes bir varlık olduğunu bilse, onun karşılığını mutlaka göreceğini bilse, tabii, Allah'ın onu sorumlu tuttuğunu bilse bir insan bunu yapabilir mi? Mümkün değil, yapamaz. O yüzden bunun iyi anlatılması gerekiyor. Görsel yazılı basında da mesela kaç bin tane Avrupa'da, Amerika'da belgesel, sırf belgesel kanalı vardır ya. Hepimiz mesela evlerimizde var, izliyoruz. Sabahtan akşama kadar belgesel veriyor. Binanın yapım tekniğinden tut da gemi kazaları, uçak kazası raporlarına kadar. Ya İslamiyet'le ilgili bir tane belgesel oldu mu? Aa diyoruz değil mi yani İslamiyet? Halbuki İslamiyet'in özüyle ilgili, Kur'an mucizeleriyle ilgili, iman hakikatleriyle ilgili belgesel yapıldığında o dediğin gerçekleşmiş olur inşallah. İnşallah. Evet. Başta şeyi söyledim, onu da tamamlamış olayım. Putin'in sözü var. İslam ve Müslümanlar meselesinin ele alındığı bir toplantıda söylüyor onu. Diyor ki biz İslam ve Müslüman dendiğinde, bak İslam ve Müslüman dendiğinde Kur'an'ı anlamak zorundayız ve ben böyle anlıyorum. Bak ne kadar temiz bir akılla yaklaşıyor olaya. Kur'an okuyor zaten Putin, o çıkmıştı yani. Yani şimdi niçin bunu söylüyorum? Hazır böyle bir fırsat var. Hazır karşımızda çok büyük bir ülkenin lideri İslam dinine yaklaşımı böyle olumlu pozitifken, bunun en doğru, en güzel şekilde, süratli bir şekilde anlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması çok çok önemli. Bir başka sözünü daha söyleyeyim. Vaktimiz daha az kaldı. Diyor ki, Müslüman toplumunun Rusya'nın sosyal hayatında aktif bir rol üstleniyor. Müslüman toplumları. Rusya az önce dedi ki aktif bir rol üstleniyor. Bunu görüyor zaten Putin. İslamiyet Rusya'nın modern dini, sosyal ve kültürel yaşantısının ayrılmaz bir parçasıdır diyor. Bak, modern dini ayrılmaz bir parçası. Hangi yönden? Sosyal ve kültürel. Onun değerleri iyilik, merhamet ve adalet üzerine dayanıyor. Bak, İslam dininin temellerinin dayandığı şeyleri söylüyor Putin. İyilik, merhamet ve adalet. Kur'an'ı anlatıyor. Kur'an'dan anlatılan şey. Yani Kur'an okuyan biri ancak bunları söyleyebilir. Aile değerlerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Dini hoşgörüsüzlük ve aşırılığa karşı da kararlılıkla karşı duruyor diyor. Yani İslam dini. Bak yani modern olduğunu söylüyor. Birleştirici olduğunu söylüyor. Bağnazlığa karşı olduğunu söylüyor. Sosyal ve kültürel olduğunu söylüyor. Yönünün çok kuvvetli olduğunu söylüyor. Yani İslam'ı Kur'an'a dayalı olarak çok iyi kavramış vaziyette. Kur'an talebesi gibi konuşuyor. İfadeler tabii, öyle tabii canım. Bu başka eğilimde Sayın Hocamızın eserlerini okuyarak bu eğilime girdiğini ben anlıyorum. Çünkü Rusça eserleri var Sayın Hocamızın, Harun Yahya eserleri. Rusça eserler ve o eserlerin ülkede yaygınlaşmasına destek verecek bir liderin
o kitapları okumamış olması düşünülemez. Ve tek biliyorsun. Zaten kendisine yani, gönderildi yani yaratılış yok, hatası şüphesiz, olsun. Evet, yani onu okumadan bilmeden izin vermesi düşünülemeyeceğine göre. Evet. Demek ki oradan bayağı istifade etmiş. İnşallah daha da fazla eder, edeceği gözüküyor. Evet. Biz tabii programımız bitiyor. Azerbaycan, Gürcistan gibi Rusya ile beraber belki zikretmemiz gereken konular vardı ama onları bir başka program yapıyoruz. Çünkü Gürcistan'da pasaportumuz kalktı. Hı-hı. Ve Türklere hayranlıkla bakıyorlar Gürcistan. Evet. Hristiyanlar ama Azerbaycan'da da... İlk pasaportun kalktı. Şu an ilk ülke. Evet, doğru. Yani ve evet. Hristiyan bir ülke ama bizi çok çok fazla önemsiyorlar, seviyorlar. Azerbaycan zaten bize hayran, sen anlatmıştın ilk programda Azerbaycan'da iyi olayı. Evet kardeşim. Onları ele almaya derinlemesine vakit olmadı. Bir başka programda ele alırız ama inşallah Rusya'nın önemini de böylece programda zikretmiş olduk. Evet, yani yine özetlersek tek çözüm inşallah Mehdiyet. İslam. Mehdiyet'in aşkla, şevkle talep edilmesi, istenmesi. Ve mübareğin bir an önce zuhur etmesi yönünde. İnşallah. Bir an önce de inşallah İttihat-ı İslam'ın kurulması için. Başına geçip bütün dünyaya böyle huzurun, güzelliğin, sevginin yayılması için dua etmeye ve gayret etmeye, bu ve buna benzer birçok faaliyet yapmaya da inşallah ömrümüz yettikçe devam edeceğiz. İnşallah. Bu kararlılıktayız. Evet sevgili izleyenler, programımızın bu haftaki sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.